İyi misin? İyi gördüm. Sorun sorun. İyi misin? Fazla bir miktar. Selamlar. Yani işte binlik dediğimiz bir metrelik koridorda borular koymuş. Kullanım iznini istiyoruz. Şimdi geçti yapmış. Güzel. Geçmiş olsun demeyin. Hem de ihtiyaçlarınız varsa bunları görüşmeye geldik. Şurunda daha iyi gözüktü. Evin öbür tarafında da buna yapıldı. Daha fazla gelebilirdi bakalım. He? Daha fazla gelebilirdi. Buraya götürdü mü? Ya örneğin... Evet. Kompodan yolu da buradan geçiyor. Gelince yapalım. Şimdi yol buradan gelmiş, buradan olmuş. İçeridelerdi. Sen komşusun değil mi? İncelemeler yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Akkuş'un değişik bir bölgesini geziyoruz. Biraz önce büyük tahribatın olduğu yer gördük. Uçuklar vardı. Allah korumuş. Büyük kayaların kaydığını, heyelan oluşturduğunu ve eğer dikkat edilmese can kaybında olabileceği bir yerdi. Fakat şu anda bulunduğumuz yer bizim yaptığımız ve göreve gelir gelmez başlattığımız 10 kilometrelik beton yol. 20 santim kalınlığında gördüğünüz gibi geldiği halde sel alıp toprağa götürdüğü halde yol gayet sağlam bir şekilde bulunuyor. Bu bizim yaptığımız çalışmanın aynı zamanda doğruluğunu gösteriyor, isabetini gösteriyor. 20 kilometrelik yol, gördüğünüz şu beton yol aşağıya kadar devam ediyor. Şu tabiatın zorluğunu görün. Bakın buradan toprak kaydığı halde yol en ufak bir deformasyona uğramadan sağlamlığını devam ettirmiş. Bunlara ağırlık vereceğiz. Borlu çimento üzerinde de çalışma başlattık. Onu yaptığımız zaman daha da dayanıklı, 40 yıl dayanıklı bir yol yapmış olacağız. 10 kilometrelik yolu büyük bir başarıyla bitirdik. Şimdi bunu devam ettireceğiz. Beton yollara ağırlık vereceğiz. Yani 10 kilometre yaptığımız şeyi daha fazla artıracağız. Ayrıca da 750 kilometrelik yerinde elden geçirip önemli yerleri beton, yani zor şartlar olan yerleri beton, diğer yerleri de sıcak asfalt olarak 3 bölge olarak yapacağız. Ordu ve arkası, Fas'ta ve arkası, Ün ve arkası. Şu anda biz Samsun'a en yakın yerdeyiz. Tokat'a da aynı şekilde. Bu çalışmayı süratli bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Vallahi halkımız kendi arasında iç içe olmaktan mutlu. Biz onlarla hem hasret gideriyoruz hem dertleriyle çok yakından ilgileniyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz ordu olarak. Burada da şefkatle, kudretle çalışmaları sürdürüyoruz. Çok güzel bir ortam var. Halkımızın teşekkür etmesi, olayları bu şekilde güzel karşılaması da yaptığımız şeylerin güzelliğini gösteriyor. Aslında biz teşekkür beklemiyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Ama onlar bu yakın, sıcak ilgiye memnun kalıyorlar. O da bizi ayrıca memnun ediyor. Mikrofon bende var mı? Evet, oğlum. Yolunu açıp at.